Sümeyye gelinin salonunda ağırlıklı olarak gri tonları kullanılmış. Füme rengi ve açık gri olarak kombinlenen oturma grubu gümüş ve ayna detaylarıyla çok şık. Ayna ve gümüş detaylarının konsolda da devam etmesi bütünlük sağlamış. Beyaz masa ve gri sandalyelerden oluşan yemek bölümüne gümüş detaylarla şıklık katılmış. Mermer tablalı, siyah metal ayaklı zigon sehpalar salona çok yakışmış. Ayna görünümlü duvar süsleri ve saat model olarak salona uygun ancak ebat olarak büyükler. Füme üzeri gri desenli fon perde oturma grubuyla uyumlu. Füme başlıklı aydınlatmanın model olarak doğru ancak gold detayları nedeniyle yanlış bir seçim olduğunu belirtelim ve sözü sunucumuza bırakalım. Evet, başlayalım bakalım. Neslihan, senden başlayalım salon evet, yorumuna. Benden başlayalım Aslan'ım. Ben ilk önce fonlardan bahsedeceğim. Fonları bu odaya ben hiç yakıştıramadım. Yani bilmiyorum ama çok alakasız duruyor. Buraya böyle daha böyle desensiz, yine bu tonlarda. Evet, belki içinde birkaç tane böyle çizgi desenli olabilirdi. Hani çok hareketli değil. Bana fonlar çok hareketli geldi. Çünkü halısı da öyle ve bütün halılar neredeyse benziyor mu bilmiyorum. Girişte de sanki böyle bir halı gördük. Gerçekten mutfak halısı evet. gibi. Püskülü var. Kes oradan. Püskülü olmuş. Desen çok overlockçu geldi. Evet. Şöyle izah edeyim. Saatimin kenarındaki dekorların alt tarafında kareler var. Ben onlarla halımın desenlerini uydurdum. Fonlarım ne kadar ince detaycı. Şimdi buradaki kare desenler kare gibi durmuyor zaten. Bunlar böyle bu şekilde duruyor. Tamam, hani? Onlar da bu şekilde duruyor. Onlar bu şekilde. Elmas gibi duruyor. Yani çok bunlar da bu şekilde duruyor. Onlar da bu şekilde. Şimdi sen duruyor. Bu saatleri kaldırdığın zaman bu halıyı da mı kaldırıyorsun mesela? Kaldıracaksın. Hani ikisi birlikte uyum sağlıyor diyorsun. Yedekten ya. Bir halım yok. Eğer bir yedek bir halı alırsam mermer desenli alırım. Sehpalarıma ve fonlarıma uydurmak için. Peki bu koltuklar mobilyanın koltuğu mu? Mobilyanın koltuğu mu? Yani mesela yemek masan tam bir mutfak. Yemek masamın kenarlarında ayna detayı var. Sanırım fark etmediniz. Ayna detaylı bir masayı da mutfağa koymak ne kadar doğru olur bilmiyorum. Konsolumun kenarlarıyla masamın kenarları aynı. Ayna desenli. Ona bu aynalarla takım mı? Evet, hepsi masa, konsol, aynalar takım Aslan'ım. Ne kadar ödedin? Masam, konsolum, aynalar yaklaşık bir 10 bin civarı Aslan'ım. Hı hı. Evet, 10 bin uygun. Civarı. Evet, bunlar gayet iyi. Konsolun şeyin takımı değil. Griler. Evet, evet ya, ben dün de yani söyledim. Neden bu gelinler neden gri? Gri yapıyor? Gold tercih edenler neden gold tercih ediyor? Bu sene gold ve gümüş moda. Genelde mobilyacılığa giderseniz gold, gümüş, gold, tamam, gümüş, ben gold, onu, gümüş. Onu ben sorgulamıyorum. Gold, gümüş olabilir. Ha, evet, tarihli. Ben kumaşından bahsediyorum ve renk gri. Kumaşından. Mesela evet. Gümüşle gri? Pembe de olur. Neden gri? Şöyle bir şey var. Mesela bundan bir 5-6 sene önce evlenenlerin evinde genellikle pembe mavi mobilyalar doğru. var Aslan'ım. Doğru. Bu bir 2-3 senedir evlenenlerin evinde de genellikle gri ve gold gri ve gold yoğunluklu. Ona göre üretim, kartala da ona göre renk seçimi veriyorlar. Benim bu renk çok hoşuma gitti. Ben ya koyu şey bu açık grin yerine zümrüt yeşil istiyordum ama odamı kapatır diye. Çünkü benim hiç güneş almıyor. Keşke öyle seslerim. Mobilyacılar da şöyle düğün paketi yapıyorlar. Daha uygun oluyor, indirimli oluyor. Yoğunluğun dışına çıkabiliyorsun. Değiştirebiliyorsun. Yok, yani onların hani paketin içine koyuyorlar koltukların birkaç tanesini. Yani evet. Ben mesela başka bir renk vardı. Avizemi bir internet sitesinden 500 liraya aldım. Avizeyi ben beğendim. Evet. Yani fiyatı da güzel bence. Avize. Aynen. Gold günlük böyle var bak. Aynen. Neyim? Ben de onu diyeyim. Onlar vermedim. Eskitme gold. Onları ona eskitme gold. Evet. Eskitme tam gold olsa değil. Sonuçta ha. Renk tonu bu odaya uymuyor. Şöyle bir şey var. Onun seçeneği vardı. Başka seçeneği yoktu. Çıkartıp boyayabilirsin diyeceksiniz. Onlar oradan çıkmıyor. Yani onlar orası sabit. Hayır, çıkıyor. Takmadan benim önce. Hayır. Canım takmadan çıkıyor. Önce onu yapabilir. Çıkıyor. Deneyebiliriz isterseniz. Aslında onların içine toz girdi. Ben onları çıkartıp silmek istedim. Bir saniye. Yukarı çıkmıyor. Ama bir şey diyeceğim. Tozlu da durmuyor. Nasıl çıkardın? Fanusu da çıkarmak istesem o kenarındaki Sümeyye, evet o klipslerden kurtarman Sümeyye, gerekiyor. Sümeyye bak buradan görüyorum orada böyle vida gibi bir şeyler var. Evet. Bence onları açıp çıkmıyor. Çıkartman gerçekten gerekiyor. Çıkmıyor. Deneyebiliriz istersen. Yok, kırılır o montaj o gotlar oraya şey. Peki ampulleri nasıl taktın onun içine? Ampuller bunlar kargo ile gelirken şeydi. Ampuller ayrı demedi. Geldi. Hayır. Çıkıyor arkadaşım yani diretme. Çıkıyor aynısı benim evimde var. Fanuslar çıkıyor, gotlar çıkmıyor. Tamam ben onu çıkıp çıkmadan o
ya haznesi çıkıyor fanus diyorum. Fanus çıkıyor, ben onu demiyorum. Fanus çıkıyor, ben daha fanus çıkıyor sonrası fanus boyanabilir. Çıkıyor. Evet, işte biz onu demek istiyoruz. Boyamaktansa farklı bir avize alsaydı. Bence de. Yani niye bu kadar yorduysan kendimizi? Gerçekten. Yani boyamaya taktınız. Herkes boyayamaz ki. Boyarken onları rezil edebilir, daha kötü evet. olabilir. Ben çok iyi böyle şeylerde çok iyiyim yani. Boyarım sen yani. Beğenmediğim şeyi hemen... Seni tanıdı bundan sonra hemen boyatır sana. Yaparım gerçekten. Bir şey olursa Neslihan'ı çağır. Mutlaka. Neslihan boya var geldi. Arkadaşlar yorumu açık olan arkadaşları bir daha alabilir misiniz yarışmaya ya? Yani yorum yapıyoruz, surat düşüyor. Yani bende de yorum oldu ama hiç düşmedim. Arkadaş ağlayacak mı? Ağlatmamak için zaten bir yerde sustum. Perdelerimde çok çok hafif bir böyle krem rengi, gold detay gibi bir şey var. Ha, evet. Ben hafif onları uydurdum. Çok sırıtında düşünmüyorum aslanım. Hmm. O yüzden... Ne kadara yaptırdın bu odanın tülünü ve fonunu? Fonlarımın tanesi 750 lira, ikisi 1500 lira. Uygun değil mi? Uygun evet. Uygun. Evet, yani. Evet. Peki burası bu cam nasıl olmuş sizce? Olmamış. Ben yani onu mutfak beğenmedim. Perdesi. Mutfağın devamı sanırım perde. O iki tül aynı desende tekrar tekrar diyorum evim güneş almıyor kesinlikle bizim cephe arka tarafa kaldığı için her yer bina dolu. Ben de öyle bir şey yani bu perde bütün olabilirdi bence fonu evet. oraya koysan. Kızlar ben bu konuda size katılmıyorum çünkü o iki cepheli bir balkon iki tane kapısı var. Şimdi mutfağa bakan kapıyı o perdeye buraya bakan kapıyı başka perde takılmaz. Ama burası evet. kapıyı ama kapatıyorsun farklı oluyor. Ama o zaman bütün durmaz balkondan baktığında. Balkondan Balkondan da çıkalım farklı. Bir yorum yapalım. Onları bakış istemiyorum. Bir kapı da farklı, bir kapı da farklı perde bence. Ama çünkü bir kapı mutfak kapısı, bir kapı da salon kapısı evet. yazdım. Ama bu perdeler mutfak için yani balkon için alınmış. Ama burası balkon değil. Yani seni balkon rahatsız etmiyor yani değil. Bu beni tamamdır. Beni rahatsız etmiyor. Orası benim için sizi balkon rahatsız yani. Etmiyor. Yok evet buraya evet. olmamış. Dönebiliriz. Evet. Gerçekten dönebilir. Zaten orada korniş yarıyor fark ettim. Yapsaydım. Yukarısında korniş yok mu evet, devamı? Korniş yok devamında. Yapsaydım. Ama merak ettim. Bir baksana şurada korniş var mı yok mu? Vallahi ev sizin merak değil ettim. Mi? Ev bizim. Yaptırabilirdin o zaman. Birçok eksiğim var ama zamanla hepsini yapacağım. Evet yok ama olmuyor. Boşluk var. Boşluk var oraya korniş alıp. Oraya perde taksaydım bana çok kapalı gelirdi. Ben o yüzden böyle bir şey tercih ettim. Evim biraz aydınlık olsun. Aydınlık çünkü gerçekten olsun çok karanlık. Led döşet. Hadi ya. İnşallah aydınlık bir eve taşınırsın. İnşallah seni çok istiyorum. Ama yine de şükret sizin ev evet, galiba. Evet çok şükür. Eşimin anneannesinden hediye. Çok şükür çok hediye. Teşekkür ederim. Hediye. Ne güzel hediyedir. Vallahi evet. Vallahi. Böyle anneanneye can kurban aslında. Sağ olsun. Bu söz bileziğimi de anneannesi hediye etti bu arada. Aa. Evet. Anneanne zevkliymiş. Baksana ne güzel bile. Sen mi seçtin anneanne mi? Yok anneanne seçmiş zamanında ben de hani hayır demedim. Aferin iyi yapmışsın. Ama güle güle. Ay burada bir pampas görüyorum. Evet. Ona gelemedik. Daha renk katmış. Aslanım ben bunları... Spreyledin mi? Hem spreyledim hem de arabayla gelirken camdan çıkardım ki bütün rüzgarla ne var ne yok dökülsün diye. Ha. Çok aşırı dökülmüyor. Tek tük dökülüyor. Aşırı aşırı bir döküntüsü yok aslanım. Ne güzel renk katmış bence sizce? Bu odaya olmamış. Bu da mı olmamış? Yok. Ne iyi olurdu pampas? Yani bu odanın pampası değil o. Yani şöyle aslında İskandinav tarzı koltuklar oluyor. Böyle L koltuk, işte krem rengi, soft tonlarda. Onu da böyle bir köşeye koyabilirdi. Ha. Burası daha bence o pampas için şık kalıyor. Evet. Peki şuradaki ayna ve saat detayları için ne diyorsunuz? Çok kaba. Hadi ya. Bayağı hiç beğenmedi bu gelinler ya. Yok beğenmedik değil. Bana çok kaba, kaba geldi. Kaba dediniz beğenmedik değil kaba. Duvar küçük. Yani ebatları çok aynen. çok büyük. Saatin de aynalarında. Başlı başına güzel ama buranın ürünü değil bence bunlarda. Biraz iddialı duruyor. Evet bayağı büyük. Evet. Ben buraya yakıştırdım. Ben normalde kenardakileri almayacaktım süsleri ama hani evim biraz aynalı. Çünkü burada da ayna var. Aydınlık karşı olsun. Duvarda da ayna dedi var. Dedi ya kız evet, hani olsun. Evim karanlık aydınlık olmasını istiyor. O zaman açık renk aynalardı. Salonda çok fazla yorum yapamadım. Bir şey söylüyoruz. Hemen bir savunmaya geçiyor kendini. Bir de hareketleriyle yüzü de değişiyor. O yüzden sessiz kalmayı tercih ettim. Peki mutfağı nasıl acaba bizim gelinimiz? Hadi gidelim. Gidelim bakalım aslan. O zaman gelinler Sümeyye'nin mutfağına gidiyorlar. Salon genel anlamda koyuydu, kasvetliydi. Her yeri doldurmaya çalışmış aynalarla falan. Genel anlamda beğenmedim. Salon aslında bana hitap eden bir salon ama yok ya olduramamış. Sanki çok güzel salonun var da bir de benim salonumu beğenmiyorlar. Gerçekten pes.